Burada dergisinden çıkardığım bir kalıp ile elbise, kız çocukları için elbise dikiyorum. Bu videoda anlatmak istediğim özellikle dantel, tül vesaire böyle astarlayarak dikme sorusu çok geldi. Bunlara cevap olarak böyle bir kalıp hazırladım. Kalıp için burada dergisi 2015 Ağustos sayısından faydalandım. Üst beden robalı. Kısa kolları var. Model iki çeşit verilmiş. Kollar biraz kısa, biraz daha uzun haliyle. Ben kısa olanı tercih ettim. Bu şekilde tül bir kumaş ayarladım. Desenli. Kız çocuklarına uyacak renkleri tercih ettim. Altına da pembe, süprem diyebiliriz veya penye olarak adlandırabiliriz. Esnekliğe sahip, çocukların rahat edeceği bir türden kumaş seçtim. Her kalıbı hem üst parça için hem alt parça için uyguladım. Böylece ön bedeni, arka bedeni ve kollarını iki bölüm içinde ayrı ayrı hem alt astarı için hem de üst için ayarlayıp kestim. Etek kısmında da yine ölçü verilmiş burada dergisinde ama siz birazcık bununla tabii kendi elinizdeki kumaş miktarına göre ayarlayarak şey yapabilirsiniz, denk getirebilirsiniz. Ama her bedenin eteği için de ayrı ayrı ölçü. Hem etek ölçüsü hem de en ölçüsü verilmiş. Ben yine 104 numara çalışıyorum şu an bu elimdeki elbisede. 104 numaraya uyan etek boyunda etek kısmını kestim. Mesela Burcu dergisi bunun yanlarından dikişli vermiş ama benim kumaşım buna yanlarından dikiş yapmadan da elde edecek ene sahip olduğu için dikişsiz bir şekilde yapıyorum. Bu tarz şeyleri kendiniz ayarlayabilirsiniz veya kumaşınız yetmez. Ona göre ayarlamanız gerekir. Burada dergisi dikişsiz vermiştir ama siz oraya dikiş payı ekleyerek dikişle çalışarak kumaştan tasarruf edebilirsiniz. Evet, dikim aşamasındayım. Kumaşların arka bedenin ön yüzü birbirine bakacak şekilde böyle üst üste koyuyorum ve yaka kenarlarını şu şekilde 1 santimden dikiyorum. Aynı işlemi ön beden için de uyguluyorum. Ön yüzleri astarında, bedeninde ön yüzü içinde birbirine bakıyor ve şuradan 1 santimden dikiyorum. Ardından çevireceğim. Ön ve arka bedeni yaka kısmından diktikten sonra bu şekilde açıyorum. Böyle çeviriyorum. Çevirdiğim zaman net ve düzgün durması için özellikle astarın üstüne dikiş payını koyarak bu şekilde altını görmeniz için gösteriyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Hatta ütüleyin tam bu aşamada. Ütüledikten sonra yarım milimden dikerek gizli çima dediğimiz dikişi uyguluyoruz. Dikiş payının astarın üzerinde kalmasını, ön bedenin de önde daha düzgün ve net durmasını sağlıyoruz. Bu işlemle bu işlemi diğer uyguladığınız elbiselerde, hani bu çocuk elbisesi ama kendiniz için diktiğiniz herhangi bir elbisenin yakasında da aynı şeyi yapmanız gerekiyor ki gizli çima dediğimiz olay şu görüntüyü net ve düzgün sağlamamızı, elde etmemizi sağlayacak. Bu şekilde. Evet, aynı işlemi diğer beden için de uyguluyoruz. Arka beden için çevirdik. Dikiş payını alta koyarak astar kısmına iterek elimizle düzeltiyoruz, ütülüyoruz ve şuradan dikiyoruz. Gizli çimayı uyguluyoruz. Gizli çimalarını çektim, ütüledim. Bakın çok net ve düzgün duruyor. Bu şekilde gizli çimaları da görebilirsiniz. İçinde baskı dikişi de diyebiliriz. Şimdi omuzlarını birleştiriyorum. Omuzlarını birleştirirken de şöyle ikisini de net bir şekilde görmenizi istiyorum. Bunu açıyorum. Bunu araya alıyorum. Bu şekilde. Arka bedenin arasında ön beden duruyor. Arka bedenin diğer parçasını da ön bedenin üstüne getiriyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan dikiyorum. Böyle dikiyorum. Evet, diktim. Ön bedeni diğer iki bedenin arasına alarak yapmıştım. Şimdi açıyorum. Açtığımızda yakalayacağımız görüntü bu. Evet. Omuz dikişimiz bu şekilde tamamlanıyor. Ön ve arka beden birleşmiş oldu. Şimdi aynı şeyi bir kez daha göstereyim. Diğer tarafta da uygulayalım. Başta karışık gibi gelebilir. Aslında ön bedeni birleştiriyorum. Bu şekilde elime alıyorum. Arka bedenin üstüne koyuyorum. Astarın üzerine koyuyorum. İkisini. Şöyle düzelttikten sonra arka bedenin omuz kısmını
ön bedenin omuz kısmını içe alacak şekilde kapatıyorum. Evet, şimdi burayı dikiyorum. Omuz dikişlerini kapattım. Görünüşümüz bu. Bu şekilde dıştan görünüşü. Şimdi içten de aynı şekilde temiz görünüyor. Yakası, omuzunu temizleyerek dikmiş olduk. Yakayı bu şekilde tamamladıktan sonra kol için artık bir bedenin omuzlarını da kapattıktan sonra kolu takıyorum. Kolu takarken kolun iki parçaydı yine bedende uyguladığımız gibi. Bunu omuz kısmından, omuza gelecek üst kısmından birleştirdim. Böyle 5 ayarında veya işte 4 ayarında bir dikişle birleştirdim. Zaten ölçtüm. Hani büzgü payı da yok. Tamamen kol birbirine uyuyor. Kol takarken yan tarafı dikmeden önce takınca daha pratik geliyor bana. Daha kolay geliyor. Kolun ortasında bulunan çıtı omuz ortasına denk getiriyorum. Bu şekilde ters çevirip oraya bir tane iğne tutturuyorum. Bu şekilde. Ardından ön beden yine ön bedene gelecek şekilde, arka beden de arka bedene gelecek şekilde dikerek kolu buraya takıyorum. Üst bedenini diktim. Kollarını birleştirdim. Yan tarafları açık. İçini bu şekilde temizledim. Kollarını taktıktan sonra overlock ile hepsini birleştirerek diktim. Farklı şekillerde de tabi astarlanarak, çift kat çalışılarak dikilebilir. Fakat bu hali bana kolay geliyor. Pratik oluyor. Tüleyeceğim şu kısımlarını. Ardından yan tarafını birleştireceğim. Şu kısmı kol ucundan başlayıp birleştireceğim. Bu şekilde. Diğer tarafı açık bırakacağım. Eteği, elbisenin etek kısmını oluşturacak parçalar, astarı ve üst bedeni oluşturacak danteli üst üste koyup 5 ayarında, eğer varsa büzgü ayağınıza da büzerek hazırlayabilirsiniz. Ben 5 ayarında büzeceğim ikisini. Bunu büzüp hazırladıktan sonra bir kenarını dikip diğer kenarını açık bıraktığım bu büzgülü etekli kısmı dikerken buradan başlayıp böyle gelip dikmek daha kolay oluyor, daha pratik oluyor. Ardından yine kol ucundan başlayıp etek ucunu da dikerek elbise dikim işlemini tamamlamayı planlıyorum. Şimdi dikim aşamasına geçiyorum. Bu kısmı dediğim gibi alt astarı ve eteği birleştirerek, zaten benim tül kullandım. Bakın desenli tül, çok ince. Altına da çok esnek penye, süprem de diyebiliriz, kullandım. Bunları birleştiriyorum ve şu şekilde büzüyorum. Elbisenin etek kısmını astarıyla birlikte büzdüm. Bu şekilde hazırladım. Üst bedenin de bir tarafını diktim. Arzu ettiğiniz taraf olabilir bu. Ben sadece bir tarafını böyle kol ucundan başlayıp birleştirdim. Diğer tarafını açık bıraktım. Bu astarın etek kısmının da bir tarafı açık. Bu şekilde alt bedene iğneliyorum. Buradan başlıyorum. Alt etek kısmında dikiş olmadığı için yan dikişe hani denk getirmem gereken bir yer yok. Ama büzgüyü eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu kadar. Yarı kısmını arka bedene, diğer yarı kısmını da ön bedene gelecek şekilde ayarlıyorum ve iğneliyorum. Evet, ara ara iğne taktığım etek kısmının dikişten sonraki görünecek hali bu. Küçük bir roba. Evet, şimdi bu kısımdan dikiyorum. Elbise dikiminde son aşamadayım. Artık tamamladım. Üst bedeni ve alt bedeni birleştirdim. Kumaşım atmayan bir kumaş olduğu için etek ucuna ve kol ucuna herhangi bir şey uygulamayı düşünmüyorum. Eteğin alt ve üst bedenini bir kenarını açık bırakarak, yan dikişi açık bırakarak birleştirmiştim. Bu şekilde overlock dikişi ile araları temizledikten sonra son olarak diğer yan dikişi, bu açık dikim kolaylığı için açık bıraktığım yan dikişi de kapatarak elbisenin dikimini tamamlıyorum.
kol ucundan başlayıp etek ucuna kadar birleştirerek dikiyorum. Elbisenin son işlemi yan dikişini yaptım ve tamamladım. Artık giymeye hazır. Güle güle giysin diyorum sahibi. Bu şekilde.